Sibel Yalçın arı gibi çalışıyorsun. Sen kaçta kalktın? Ben 7'de kalktım. 7'de kalktım. Evet. Evet. Ne yapıyoruz Sibel? Bugün peynirli pide börek yapacağız. Görüntüsü pideyi andıran ama bütün halinde bir börek gibi bir tuzlumuz var. Bugün tamamen menümüz çay saati için oluşturdum bugünkü menüyü. Önce mayalı bir hamur hazırlıyoruz. Hamur için 4-3 su bardağı ılık suyun içerisinde ben yarım paket mayamı, bir tatlı kaşığı da toz şekerimi koydum. Onun biraz mayalanmasını bekledim. Ne kadar bekledin mesela? Yarım saat, 40 dakika kadar bekledim. Zaten o köpürüyor, üste çıkıyor hanımlar güzel görürler bardağın üzerine. İki su bardağı unumu da bir kasenin içerisine koydum. Ortasını havuz gibi açtım. Bu suyumu, tuzumu, 3 çorba kaşığı kadar da sıvı yağımı ekleyip bir hamur elde ettim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim. Onu da gördüğünüz gibi bu şekilde açtım. İster bardakla kesebilirler, ister böyle bir kurabiye kesiciyle kesebilirler. Bunun içerisinde de bir tane kırmızı biber var. Hı hı. İnce ince. Bir tane sivri biber var. Beyaz peynir, nane, tuz. Nane mi var? Evet, nane var içerisinde. Güzel. İstedikleri iç malzemeyi kullanabilirler. Burada kaşar peynir koyup içerisine bir yumurta kırabilirler. Onu mıncıklayıp aralara koyabilirler. Evet, bu bunu açık böyle, pide gibi olmuş. Evet, bu şekilde hazırlayacağım. Bu ölçü 20 santimlik bir tepsi içindir. Aa. Ben özellikle kelepçeli kalıp kullanıyorum ki çıkarması bütün olarak, şimdi çıkaracağız en sonunda görecek izleyicilerimiz, çıkarması kolay olsun diye kelepçeli kalıp kullanıyorum ama tepsi de kullanabilirler. Şimdi ben bunların içine böyle koyduktan sonra tepsiye dizmiyoruz bunu, kek gibi mi pişireceğiz? Evet. Şöyle ha. Ben şimdi içine mesela doldurdum. Doldurduktan sonra yalnızca şu iki ucunu, yani poğaça yaparken kapatıyoruz ya tamamen, kapatmıyoruz. Yalnızca bu iki tarafını kapatıp, şimdi ben tepsi çukur şurada göstereyim. Bu şekilde sırt sırta gelecek şekilde bir çember oluşturacağım. Çemberi tepsiye tamamladıktan sonra ortasında aynı şekilde. Tamam, fırına üstüne koymadan bunu bir tekrar gösterelim. Birleşelim, gösterelim. Tamam. Bir yumurtası daha hamurunu söyle ne tamam olur. 4'te 3 su bardağı ılık su. Yarım paket bu 40 gramlık yaş mayalar vardır. Onun evet yarısı yani 20 gram maya. Bir tatlı kaşığı toz şekerle. Çok basit. Karıştırdık, çok basit. 3 kaşık da sıvı yağ, 2 su bardağı da un, biraz da tuz. Süper güzelmiş malzemeler. Hem kolay hem çabuk. Görüntüsü de çok şık. Çok güzel. Bunu ben başka bir türlüsünü burada da biz Sibel'le yapmıştık. Görüyorum da bunu, çok güzel bir şey oluyor. Evet, tahminim yumurta sarısı oysa. Şöyle şöyle bu sırt sırta gelecek. Peki bunun üstüne bir şey süreceğiz. Yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısı. En son fırında ama pişireceğim. Ama seninkinin şeklini ilk defa gördüm. Evet. Çok güzel olmuş. Çok peki farklı. Değişik. Teşekkür ederim. Ama şey, pişirme prensibinden bahsettim ben gördüm. Doğrudur. Açık açık. Bu biz böyle top yapmıştık. Top yapıp içine koymuştuk yine böyle bir kek kalıbına ve ortası kalıbına koymuştuk. Evet evet biliyorum. O onu da kopara kopara yeniliyor. Evet, bu da aynı şekilde güzel servis ederken bu ay şekilde alınarak. Güzel Sibel. Burası tamamlanınca bir tepsisine dizdiği zaman bir görelim lütfen. Evet. Önce küçük bir şey söyleyeceğim. Bir fax geldi. Geçen hafta biz elden eleği yaptıktan sonra epeydir de hani mailleştiğimiz için hani fax falan şey yap kullanmıyorduk. Birdenbire bir fax geldi bir izleyicimizden. Ankara'dan bir izleyici, adı M ile başlıyor, soyadı Kant'la M ile başlıyor devam ediyor. Soyadı Kant'la başlıyor devam ediyor. Bir orada bir sıkıntı var. Onu Melek Anne ve benden gelen bir şeyle tamamlayacağız. 3 yaş ve 10 yaş galiba. Bir de bebek arabası, küçüğü götürüyor, boynunda bir problem var, araba sıkıntısı, çocuğu taşıyamıyor, o kendini biliyor. Onu halledeceğim ilk gidecekler arasında. Onu ayarladık kafamızda, tamamdır yani. Hep kayıt alıyor Ece, merak etmeyin. Nasıl göndereceğiz diye çok soru var şu anda. Şöyle, Kanal Türk'ün adresini Ece Derya Baykal tanınmış kişi hesabında Facebook'ta yayınlıyor ve Instagram'dan izleyicilerimize dönüyor, mail atanlara dönüyor. Bakın Kanal Türk'ün adresi var, bu adrese yolluyorsanız, yollayabilirsiniz kargoyla. Hani yollayacağım ama imkanım yok diyorsanız biz kargo ücretini ödeyeceğiz ama imkanınız varsa siz yollayın. O şekilde geliyor. Biz burada dışarıda arşivliyoruz. Kimden geldiyse üstüne etiketliyoruz. Not alıyoruz. Koca bir defterimiz var. Ece bütün her şeyi listeliyor.
Yani bu şekilde olacak. Hep biz buradan da o listeler geldikçe de oradan kime uygun, ne uygun. Ama açıklama, mesela kırmızı ayakkabıyı istiyorum diye bir izleyicimiz Instagram'dan yazıyor. Kaç numara, iki kırmızı ayakkabı var, platform giyer misiniz, giymez misiniz? Babet mi? Biz telefon yazın, biz size bağlanacağız. Kesinlikle gönderdiğimiz kişilerin adı bizde saklı. Hiçbir yerde hiçbir şekilde kullanmayacağız. Bakın söylemedim demin, seyircimizin ismini biliyorum. İsimler bizde saklı. Kimseyi burada şuna gönderiyoruz, buna gönderiyoruz demeyeceğiz. Adana'ya gidiyor, Mersin'e gidiyor, Ankara'ya gidiyor diyebiliriz. Bunu söylemeyeceğiz kesinlikle. Başka soru var mı Mustafa? Bir araya girecektiniz galiba. Ha, tamam. Evet, şimdi hemen oraya mı geçiyorum? Ama az sonra Sibel'in yapacağı şeyi kaçırmayın. Şöyle bir olayı var, ben meraktan çatladım. Nefis bir kek yapacak. Kaçırmayın. Hava atarsınız konuya, komşuya. Sibel'cim, şimdi de çok merak ettiğim keki görmek istiyorum. Kışın bol bol portakal sıkıyoruz, tüketiyoruz. Onun da kabuklarını bu şekilde değerlendireceğiz. Bir portakallı. Evet, Mersin şeysi oldu. Ben gidemedim ama ne günleri, Mersin narenciye günleri mi, Mersin günleri mi? Bir şey oldu, nerede oldu bak. Mersin tanıtım günleri oldu bizim Melmeket. Hakikaten çok güzeldi. Nasıl portakal sıktılar? Nasıl orada ben televizyondan seyrettim. Hakikaten bayıldım. Şimdi portakallarımızı sıktık. Evet. Suyu ne yapıyoruz? Yani suyunu içiyoruz. Ha, içiyoruz. İçtiğimiz portakal kabuklarını atmıyoruz. Atmıyoruz. Evet. Portakal atmıyoruz. Kabuğunu dahi atmıyoruz. Evet. Onları bu kaplara yerleştiriyoruz. Şöyle bütün olan muffin kalıpları var. Ona da yerleştirebilirler. Bende böyle bir şey vardı. Bunun içine yerleştir. Veya şöyle küçük küçük turta kalıpları vardır. Onun içine de yerleştir. Hiçbir şey yoksa alüminyum folyadan şöyle bir çember oluşturup onun içine de oturtabilirler ki yani sağa sola kayıp da düşmesin evet. diye. Sonra içini nasıl hazırlıyorsun? İki tane yumurtam var. 1/4 su bardağı toz şekerimi iyice ben çırptım. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Şekerle yumurtanın iyi çırpılması lazım. Pekmezle yapıyorsanız pekmezle yumurtanın iyi çırpılması lazım. Çok iyi çırpıldı. Yarım su bardağı da süt ekledim. Arzu ederlerse, diyelim ki evde süt yok, o zaman onun yerine portakal suyu da kullanabilirler. Ha, güzel bir o da bir şey, 25 gram kadar kakaom var. Burada bir tane de portakalın kabuğunu rendeledik. İçerisine rende portakal aldık. Evet. Biraz şöyle gel bak, karşıdan böyle bizi. Peki. Orası çekiyor. Hı-hı. İyice ben kakaonun 1,5 su bardağı un ekleyeceğim. Miktarımız az olduğu için bir tatlı kaşığı, yani kabartma tozunun hemen hemen bir paketin yarısı oluyor. Hı-hı. Bunu şöyle içerisine ekleyeyim. Evet. Yani şöyle. Kabartma tozu koyuyorsun. Evet, kabartma tozu. Burada da 1,5 su bardağı unumuz var. Bunları ekleyip karıştırıyorum. Hı-hı. En son damla çikolata ekleyeceğim içerisine. İsterlerse damla çikolata, yoksa normal çikolatayı da böyle ince ince kıyarak veya rendeleyerek de kullanabilirler. Evet. Fark etmez, o da güzel bir lezzet verir içerisine. Sen onu karıştırırken şunu hem ben göstereyim, sen de evet. Bunu anlat. Yumurta sarısını sürdüm. Yukarı biraz kadar çıkmayacak bu. Hayır yani hayır, katı olmuyor bunun. Yok, olmuyor. Buraya dizdi, sıkıştırdı. Mayalanması için de biraz bekledik. Çok sık yerleştirmedim, zaten mayalanınca kabarıp o birbirine yapışıyor evet. Zaten. Peki ne kadar sürede pişecek bizim o açık şeylerimiz? 25 dakika 30 dakika arası 180 derece fırında pişiyor. Tamam. Çikolatasını da koydu, karıştırıyor. Evet. Bunun içine yağ falan hiçbir şey sürmüyoruz. Hiçbir şey sürmüyoruz. Peki portakal kabukları yanmıyor mu? Yanmıyor. Yanmıyor. 180 derecede, bu da yaklaşık 30 dakika. Tam doldurmuyoruz. Kabaracağı için şöyle bir parmak mesafe bırakıyoruz kalıpların içerisinde. Hı-hı. 180 derecede pişireceğim ben onu. Evet, harika. Bu kadar. Süper güzel oldu. Yani bayıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Peki portakalın kokusu mu siniyor içerisine? Oraya? Hafif nemli de bırakırsak kaşıkla da yiyebiliriz. Bu tamamen bizim. Ben buna bayıldım. Zevkimize kalmış. Yani komşulara yap. Evet. Yani artık havanı at. Evet, şimdi ne yapıyoruz Sibel'cim?
Şimdi hem bir öğün olarak tüketebileceğimiz hem de çay saatleri için çok güzel bir salata yapacağız. Bunun için körpe ıspanak olursa veya bebe ıspanağı diye de geçiyor. Çok iyi olur ama normal ıspanak olmaz mı? Olur. Sap kısımlarını kullanmayız. En çok sevdiğim yani bir salatada çok seviyorum bu. Kuzu ıspanağı mı bu? Kuzudan da küçük. Evet. Baby ıspanak. Bebek ıspanak evet. Diye yazıyordu kutu içerisinde. Ama çok güzel. Bunun evet. Salatası harika oluyor. Ispanağı bu şekilde de sağlıklı bir şekilde tüketmiş oluruz. Bir tane portakalımız var. Bak, portakalı. Şahane. Yani bugün portakaldan gittik ama. Güzel. Şöyle yerleştiriyoruz. Portakalların kabuklarını ayrı, içini ayrı kullanmış olduk. Güzel. Bu şekilde yerleştirdik. Her şeyi evet. Kullandık. Narımız var. Biraz da nar ekliyorum. Sosuna sızma zeytinyağı kullanacağım. Bir çay kaşığı kadar hardal ama olmasa da olur. Biraz karabiber. Portakalın suyu. Evet. Sosunda da portakal suyu kullanacağım limon yerine. Bu biraz karabiber. Hardallı salata soslarını çok beğeniyorum. Şurada. Evet, şurada. Zeytinyağı. Zeytinyağımız. Biraz ekledik. Şu portakalın mı? Evet. Portakal suyumuzu ekliyoruz. Tuzumuz var. Yeter. Biraz karıştıralım. Şöyle ben biraz tuz da ekleyeyim. Çok az da karabiber. Az koy. Kaçıyor ya bu şu şeyden. Tamam evet birden kaçıveriyor. Sosumuz da hazır. Salatamız hazır. Üzerine döküyoruz. Servisi hazır. Ben biraz önce söylemeyi atladım mı bilmiyorum. Kekin fırından çıktıktan sonra üzerine sıcakken fırçayla portakal suyu süreceğim. Başka bir şey var mı onun içinde? Yok hayır yalnızca portakal suyu. Keklerimizin üzerine fırçayla süreceğim. O zaten emecek içerisi. O emdikçe ben süreceğim. O emdikçe ben süreceğim. Salata inanılmaz güzel. Evet. Yani bayıldım şuna. Ve bütün bunları dün yine Osman Müftüoğlu gazetede yazmıştı. Kansere karşı koruyucu uzun sağlıklı yaşamak için nar birinci sırada, yeşil yapraklılar, portakal. 10 gıda diye saymış. Dün bakabilirsiniz internetten okumadıysanız. Hakikaten çok güzel. Nar benim de şu anda tam mevsimi birinci sırada. İki türlü nar var. Bir tatlı narlar var, bir ekşi narlar var. Ben o ekşi narı yiyemiyorum. Yani biraz ekşisini yiyebiliyorum da çok ekşisini yiyemiyorum. Ama nar bol bol tüketin. Tatlı narların kabukları daha beyaz beyaz oluyor. Evet. Ekşisi salatalarda gerçi güzel oluyor da. Salatada güzel lezzet oluyor. Lezzet veriyor. Suyunu kullanabilirsiniz. Kendisini posasıyla yiyebilirsiniz. Çocuklara yedirebilirsiniz. Mesela geçen gün Trabzon hurmasını küçük küçük yaptım ben. Biraz da nar. O daha açık renk olan nardan. Ali'ye böyle mama sandalyesine koyduk. Gayet güzel bir ondan bir ondan bayılarak yoğurdunu da ayrıca yedirdik. Bayıldı. Evet süpersin Sibel'cim. Evet görelim yaptıklarımızı süper güzel oldu. Süper güzel oldu. Değil mi hanımlar beğendiniz evet, mi şu portakalın olmuş. İçinde? Ya Sibel bu nefis bir sunum oldu. Gerçekten çok hoş. Evet efendim Tilda bebeğin bir tanesi bugün hediyeymiş sarı elbiseli diktiğimiz son bebek. Onu söylemeyi unuttum ama yine de isteyenler var biliyorum. Ellerine kollarına sağlık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Biz yarın yine buradayız efendim.